Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere online bir 3 boyutlu çizim programı olan Tinkercad'e nasıl üye olabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. 3 boyutlu yazılımlar, 3 boyutlu uygulamalar neden bu kadar popüler oldu? Aslında biraz buna değinmek gerekirse, son dönemlerde 3 boyutlu yazıcılar ev kullanıcısına hitap etmeye başladı. Önceleri çok pahalı olan ve belli şirketler üzerinden üretim amaçlı kullanılan 3 boyutlu yazıcılar artık ev kullanıcılarına hitap ediyor. Yani evlerimize kadar girdi. Bu yazıcılar standart bir baskı yerine 3 boyutlu modeller basıyor. Bunun için de 3 boyutlu çizimi bilmeyi, en azından hazır modelleri kendimize göre revize edebilmeyi bilmemiz lazım. Bunun için de piyasada birçok program var. 3ds Max ya da AutoCAD gibi yazılımlar. Fakat bunlar ev kullanıcılarının kullanabileceği bir yazılım değil. Bunun için belli bir bilgi birikiminizin olması gerekiyor veya öğrenmek için uzun vakitler harcamanız gerekiyor. Fakat ben bir ev kullanıcısıysam işimi kısa yoldan halletme taraftarıyım. Bunun için de Tinkercad diye bir 3 boyutlu yazılımımız var. Aslında bu online çalışan bir yazılım. Tinkercad'den nasıl üyelik alıyoruz? Öncelikle arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz ve tinkercad.com adresine giriş yapıyoruz. Tinkercad uygulaması, daha önce de değindiğim gibi, online çalışan bir uygulama. İşlerinizi internetin olduğu her alanda rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Eğer Tinkercad üyeliğiniz varsa giriş yap butonuna basarak sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Fakat bizim hali hazırda bir üyeliğimiz yok ve üye olmak istiyoruz. Hemen katıl butonuna tıklayarak üyelik işlemimize başlıyoruz. Burada eğer öğretmenseniz, bir okuldaysanız, bir kurstaysanız, öğrencilerinize 3 boyutlu çizimi anlatacaksanız burada eğitimciler için başlayın kısmından giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sınıfınızdaki öğrencileri de öğrenciler kısmından kayıt yaparsınız. Bu size ne kazandırır? Öğrencilerinize verdiğiniz bir aktivasyon koduyla öğrencileriniz bu sisteme giriş yapabilir ve siz öğrencilerinizin çizdiği tüm modelleri tek bir el altında toplayıp inceleyebilirsiniz. Fakat biz kişisel bir hesap oluşturacağımız için kendi kendimize bölümüne geçiyoruz. Burada e-posta ile kaydol, Google ile oturum aç seçenekleri var. Hatta diğer oturum açma seçeneklerini tıklarsanız Microsoft ile ve Facebook ile de oturum açabilirsiniz. Fakat biz e-posta ile kaydolacağız. Burada hesap oluştur bölümünde hangi ülkeden bu sisteme eriştiğinizi belli ediyorsunuz. Biz buradan Türkiye'yi bulup seçiyoruz. Doğum gününüzü yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kıstas noktamız var. Eğer girdiğiniz doğum tarihinden itibaren, yani 13 yaşın altındaysanız, sistem size bireysel olarak giriş yapma izni vermiyor. Bunun için de ebeveyninizin e-postasını girmenizi istiyor. Oradan bir onay aldıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Bu bilgi de dipnot olarak aklınızda bulunsun. Yani doğum tarihinizi 13 yaşından büyük olacak şekilde yazarsanız sorunsuz bir şekilde sistemi kullanabilirsiniz. Ben şu an hızlı bir şekilde doğum tarihimi yazdım ve sonraki kısma geçtim. Hesap oluştur bölümüne geldik. Buradan sizden bir e-posta adresi girmenizi ve güvenli sayılabilecek bir parola oluşturmanızı istiyor. Bu parolayı ve e-posta adresini sisteme her giriş yaptığımızda sürekli yazacağız. Şifremi girdim. Tinkercad hizmet şartlarını kabul ediyorum ve hesap oluştur butonuna basıyorum. Hesap şu an oluşturuldu arkadaşlar. Burada Autodesk size bir takım fırsatlardan haberdar olmanız için mail ve bilgi gönderme izni istiyor. Buna izin vermek veya vermemek sizin elinizde. Tamamlandı butonuna basıyoruz. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi üyeliğimizi oluşturduk. Sisteme giriş yaptık. Size en başta birkaç ders niteliğinde görüntü göstermek istiyor. İsterseniz buna let's go diyerek bakabilirsiniz veya çarpıya basıp geçebilirsiniz. Sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Şu an bu gördüğünüz yer sizin çalışma alanınız. Şu an hiçbir çalışmamız olmadığı için bu bölüm boş gözüküyor. Bir sonraki videoda arkadaşlar yeni tasarım oluşturmaya, Tinkercad sistemini daha yakından tanıtmaya çalışacağım sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.